Her şey bitiyor, her şey soluyor, her şey ölüyor. Nihayetinde her mutluluk verici şey en acı anlamını ortaya koyarak sahneden ayrılıyor. Yaşamın ağır yükleri de insan ruhunun bir istirahat alemini arzulamasına sebep oluyor. Şahit olduğu ve yaşadığı her olay insana gidici olduğunu söyler. Fakat yaşlılık bu olaylardan en etkilisidir. Belin bükülmesi, dizlerin tutmaması, saçların ağarması, gözlerin zayıflaması, kulakların zar zor işitmesi ve çeşitli sağlık problemleri insana gidicisin, gidicisin demeye başlar. Yaş ilerledikçe hayatın zorlukları artmaya, hastalıklar birbirini takip etmeye başlar. Sonu bir türlü gelmeyen, üstelik şiddetlenerek artmaya devam eden bu sıkıntılardan tek kurtuluş yolu ölümledir. Ölüm gerek bu dünyanın gitgide zorlaşan hallerinden kurtulmak, gerekse ahiretin o üstün nimetlerine erişmek konusunda yaşlı insanın dünyasındaki en büyük umut kapısıdır. İnsanlar yaşlandıkça ilahi merhametin bir sonucu olarak çoğunlukla dünyadan bıktırılır, usandırılır. Böylelikle insanın ruhunda asıl vatana dönüş duygusu uyandırılır. Bu sebeple inançlı ihtiyarlar dünyadan gidecek olma duygusundan incinmezler. Hatta bu durumdan memnun bile olurlar. Ahirete iman insan ruhuna yerleştiğinde insanın dünyadan ayrılma endişesi hafifler. Kalbi ahiret hakikatine tam uyanan biri ölümü sevmeye, onun gelişini merakla ve heyecanla beklemeye başlar. Böyle birine göre yaşlandıkça ağırlaşan yaşam görevlerinden ve hayatın sorumluluklarından azat olmaktır ölüm. Dar, sıkıntılı, sarsıntılı dünya zindanından çıkıp geniş, mutlu, ızdırapsız, baki ahiret alemlerine çıkmak. Yakında hayatları sönecek ve toprağa girecekleri muhakkak olan güzel yaşamın perdelerini kendilerine kapatmaya hazırlandığı bu yaşlı insanlar gerçek teselliyi ancak ve ancak ahirete imanda bulabilirler. Ahirete iman ölümün kıyısında çaresizce bekleyen bu insanların büyük endişelerini kökten gideren bir inançtır. Onlara yaşamın en tazesini, ömrün bitimsizini vaat eden en büyük tesellidir. Bu inançla kaybettiği evlat, dost ve akrabalarıyla yeniden buluşmanın heyecanı da vardır. Bugüne kadar yaptıkları bütün iyiliklerin, işledikleri bütün hayırların muhafaza edilmiş olduğunu, onların mükafatlarıyla karşılaşacaklarını bilmek de apayrı bir mutluluktur. Bu sıcak yaşamın soğuk yüzlü ölüm tarafından işgal edilmeye hazırlandığı, tadışın, duyuşun ve seyredişin eksiye doğru gittiği, yaşamın güzellik ve nimetlerinden alınan payın gitgide azaldığı bu günlerde insanın gönlünü başka ne iyi edebilir? Ahirete inanan yaşlı bir insan açısından ihtiyarlık, hiç solmayacak ve hiç yıpranmayacak bir gençliğin başlangıç safhasıdır. İhtiyarlığın ardında onu bitimsiz bir gençlik beklemektedir. Mümin ihtiyar, yaklaşan ölüm karşısında hiçbir vesvese duymaz. Çünkü emindir. Mümin ihtiyarın türlü türlü dertleri de olsa, hiçlikle, yok olmakla ilgili bir derdi yoktur. Yokluk, onun gündem meselesi bile olmamıştır. Bu düşünce onun semtine bile uğramamıştır. Mümin ihtiyar yarına çıkıp çıkamayacağından emin değildir. Ama dünyanın yarını olan ahiretin geleceğinden adı gibi emindir. Ahirete değil, insanın yokluğa gittiğine inanan bir ihtiyarsa, yaşam boyu yaklaşmaya devam ettiği bir uçurumun artık
kıyılarında dolaşmaktadır. Onun penceresinde hayat artık gitgide artan acılarla doludur. Yaşam her gün biraz daha kararmakta, geri dönüşsüz ve telafisiz bir şekilde çirkinleşmeye başlamaktadır. Zaten zavallı haller içinde çırpınan bir ihtiyarı tam çökertecek bir hamledir yaklaşan ölüm. Yokluk gibi delici ve yakıcı bir fikrin kıskacında son vakitler nasıl yaşanabilir? Ölüm döşeğine bu zehirli bilgiyle nasıl yatılabilir? Ölüm ötesini bir yokluk olarak görenleri, ölüme yaklaştığı anlarda kaplayan duygu, tarifi olmayan bir bezginlik ve çöküntülü bir ruh halidir. Kıvrandıran bir endişedir bu. Ölümü öteki aleme uzanan bir koridorun mütevazi bir kapısı olduğuna inanarak dünyadaki son vakitlerini geçirmek insan açısından ne paha biçilmez bir şeydir. Kabri cennete geçişin evvelindeki bir bekleme salonu olarak görebilmek. Bu hayatta anlamsız yere daha fazla kalmanın bir anlamı olmadığını bilmek, Allah'ın huzuruna doğru gidiyor olduğunu bilmek, Allah'ın onun için hazırlamış olduğu sonsuz yaşama ve eşsiz nimetlere doğru yelken açmış olduğunu bilmek, işte bütün bunlar ölüm döşeğindeki bir insan için kim bilir nasıl bir tesellidir. Hastalıklarından ancak ölüm vesilesiyle kurtulabileceğinin, ihtiyarlığının sadece ve sadece ölüm vesilesiyle gençliğe dönüşebileceğinin farkında olan ihtiyarlar, ölüme huzur içerisinde hoş geldin diyebilirler. Yaşamdan ve bütün sevdiklerinden ayrılma ızdırabına ancak bu inançla dayanabilirler. Necip Fazıl'ın bir şiirinde geçtiği gibi, öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun diyebilirler.